Arkadaşlar video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Farming Simulator'ın 8. bölümüyle karşınızdayım. 7. bölümü kapattıktan sonra oyuna bir güncelleme yayınlandı ve bu güncellemeden sonra da otomatik boot yapma olayı kalktı arkadaşlar. Nasıl yani? Şöyle, biz bir tane romorkumuz vardı, yanaşıyorduk. R'ye basıp içine paletler atıyorduk. Artık bu olay kalktı arkadaşlar. Öyle bir şey yok yani. Hangi modu indirdiysem indireyim. Yaklaşık bir 10 tane falan farklı mod denedim. Hiçbiri çalışmıyor arkadaşlar. Belki daha sonraki günlerde modlara bir güncelleme gelir. O güncellemeyle tekrar çalışabilir ama şu an için hepsi devre dışı. Onu söyleyeyim. Bir hızlı bir giriş yaptık arkadaşlar ama güncellemeden sonra neler değişti bunlardan bahsedeyim. Aslında çok da bir şey değişmedi ama asıl değişiklik şeyde geldi. Oyunun sorunları kısmında geldi. Gerçekten güzel değişiklikler var. Tarlaya geldiğinizde sarılması gerekli diye bir ibare geldi. Yaban yok, büyük küçük olayı geldi. İşte daha sonrasında da tarlayı ektiğinizde ekstra bonus verim işte olayı geldi. Her neyse bunlar küçük teferruatlar. Gördüğünüz gibi artık ağaçlarda parıldama olayı yok. Yani herhangi bir ışık patlaması olayı da yok. Daha sonrasında ağaçları kestikten sonra oluşan böyle grafik hataları düzeltilmiş. Söylediklerine göre yama notlarını okuduğumda o şekilde yazıyordu. Ama benim mesela şöyle göstereyim size. Mandıramın içinde bakın ağaç çıktı. Bu ağacı kessem bile, şimdi şuradan keseyim. Bu ağacı kestikten sonra bunun kökünü nasıl kazıyacağım? Yani bir sürü iş beni bekliyor. Yani şu an oyunun çöküp çökmeyeceğine dair bir fikrim bile yok yani. Bakın orada kaldı mesela. Yapacak bir şey yok buna. Buraları ben kestim bu ağaçları, normalde böyle bir ağaç bile yoktu burada. Ama yine çıkmış yani. Bunları da keseceğim mecburen. Burayı da düzenleyelim. Neyse ben başka bir şeyden bahsedecektim. Ağaçlara daldık yani. Otomatik loot yapma olayı kalktığı için şu an yumurtaları da nesne çok ağır diyor. Hani onları da elimizle dalamıyoruz. Ona dengeleme getirmişler. Malların da kütlesini artırmışlar. Onları da kaldıramıyoruz. Onlar da acayip ağır olmuşlar. Yani şu an için hepsini forkliftle halletmek zorundayız. Onun için bir forklift kiralamak şart görünüyor bize. Ama bu kadar zamanı forklift ayırmak gerçekten çok kötü olacak bizim için yani. Bunu düşünerek arkadaşlar ben de artık bazı şeylerin otomatiğe sarılması gerektiğini düşündüm. Ve size daha önceki bölümlerde bahsettiğim, bulmaya çalışıyorum dediğim olayı buldum arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz su deposundan artık kurtuluyoruz. Onu da sizin huzurunuzda hemen yapmak istiyorum. Şöyle inşaat kısmına, pardon. İnşaat kısmına gelelim arkadaşlar. Şunu yık diyelim. Evet. Şimdi bu su deposunu niye yıktım arkadaşlar? Artık yeni su depom var. Ve bu su deposu ücretsiz. Üstelik bütün seralara otomatik su dağıtıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir olay. Yani artık biz seraların suyuyla falan ilgilenmeyeceğiz. Buraya kurmayı düşünüyorum. Yani burada bana engel olmaz bu. Burada durabilir. Bir küçüğü var. Bu da bir büyüğü arkadaşlar. Onu duruma göre şey yaparsınız. Kurarsınız. Şimdi ben size bunun nasıl çalıştığını göstereyim. Zaten basit de bir kurulumu var. Şimdi biz bu olayı kurduğumuza göre artık şunu şuradan çalıştır diyoruz arkadaşlar. Depolanıyor diyor, satılıyor, dağıtılıyor. Gördüğünüz gibi dağıtılıyor kısmına getiriyoruz. Ve dağıtmaya başlıyor. Ha bir de şey söyleyecektim. Seralar kısmında da bir değişiklik var. Onu nasıl gösterebiliriz? Şöyle gösterebiliriz. Bakın marul kısmında bir düşüş söz konusu. Domates kısmında aynı şekilde, çilekler aynı şekilde bir dengeleme getirmişler yani açıkçası. Zamanla iyi mi kötü mü olduğuna bakacağız şu anlık. Bir karar veremiyorum yani. İyi mi olmuş, kötü mü olmuş diye. Şimdi bu videoda arkadaşlar biz biraz daha sera dikebiliriz artık. Seraya otomatik getirdiğimize göre. Hatta şunu bile yapabiliriz. Biz bu seraları buradan kaldırıp arkadaşlar şuradaki tarlamızın ucuna bu seraları yerleştirebiliriz yani. Şuradan şöyle yerleştirmeye başlayabiliriz. Güzel de bir olay olur yani. Zaten otomatik satışı da var arkadaşlar. Biz serayla da fazla uğraşmayacağız. İsterseniz bunu satarak olaya başlayalım. Biraz çiftlikte radikal kararlar arıyordum evet ama mantıklı mantıken böyle olması gerekiyor. Çünkü bizim yumurtalardan kazanacağımız para acayip düştü arkadaşlar. Yani yumurta artık güzel para var. Evet ama şu an için yumurtalardan biz para kazanamayacağız. Bunun sebebini size belirttim yani. Şöyle düz bir şekilde tamamdır. Bunlardan bayağı koyacağım yani bu arada. 130-140 bin bir kredimiz var. Bu krediyi inşallah bu seralar kendi başına öder yani. Ödemezse
sıkıntı çok büyük demektir. Şu şekilde şöyle gelirse tamam. Birazcık arasını açık tutayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. İleride belki bu otomatik satılım olayını da falan kaldırırlar, şimdi tam güvenemiyorum. Yani tekrardan taklaya gelmedim. Tamam, şimdi kaç tane oldu? 4, 8, değil mi? Hatta şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 tane olmuş. Şimdi buraya bir tane de su deposu koyalım şuraya. Şöyle, hatta buraya koymayalım da şuraya falan koyalım yani. Toprak sahibi sen değilsin. Nasıl ben değilim? Şu, acaba ortalarına mı koysak? Yani bunu buraya koymamız bir şey değiştirir mi? Hepsini yine dağıtır mı acaba? Bilemedim şu an ama. Şu diğerini satayım. Bu burada olmasın. Evet, sat. Tamam. Gördüğünüz gibi burası da açıldı aslında. Bizim de işimize geldi birazcık. Olması yani. Şunu da şuraya yerleştirdim. Tamam. Şimdi seralarımıza bir otomatik üretim satım şimdi talimatı verelim. Marul üretsinler hepsinde yine. Bayağı bir sera kurduk ama yani 14 tane seramız var. Daha da kurabilir miydik bilmiyorum ama şunları da çalıştıralım. Dağıtılıyor, yap şunu. Dağıtılıyor, tamam. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini tamamladık. Gayet de iyi oldu. Şimdi şurası birazcık şöyle abes duruyor. Gördüğünüz gibi buraya bir peyzaj lazım ama peyzajı nereden tutturup yapacağız? Yani şuradan tuttursak alt tarafı çok büyütecek. Alt taraftan tuttursak bu tarafı çok şey yapacak. Yumuşalt diyelim en iyisi bir tane. Peyzaj kısmına gelmek gibi. Yumuşalt diyelim. Şöyle yani birazcık da büyütürsek. Yok, hiçbir şey olmuyor arkadaşlar ya. Değişen bir şey yok gibi duruyor. Ben mi yanlış görüyorum? Neyse, bu kadar da yeterlidir. Daha sonra ben buraya güzel bir peyzaj uygulayabilirim. Ben şu ağaçları çekmem lazım ama nasıl çekeceğim yani, kaldıramıyorum. Şunu da buradan bir tık daha keselim arkadaşlar şuradan. Bismillah. Hayır be. Tamam, bunu alabiliriz herhalde. Alamaz mıyım? 164 kilogram diyor, yine kaldıramıyorum. Kes. Kesemiyor da. Allah. Kesmiyor arkadaşlar. Enteresan bir şekilde bunu kesmiyor. Neyse, onları ben daha sonra güzelce oradan düzeltir alırım ya. Şu an zaten orada yapağı da fazla yok. Sıkıntı da yok yani. Buraya şimdi güzel şeyler düşünürüz daha sonra, bakın. Bayağı da bir boş alanımız oldu. Gayet iyi. Aslında buraya bir tane şu şeyden yerleştirmek lazım, biliyor musunuz? Garajlardan bir tanesini bakın. Şöyle göstereyim size. Kardeşime söyleyeyim. Bakın. Şundan şöyle yerleştireceğim baba. Ömrü billah her şeyini koyacağım bunun içine yani. Aslında var ya şu mandırayı buraya koymasaymışız, şu tam buraya cuk diye otururmuş ha. Ama neyse. Şimdi buna gerek yok zaten bu. Aşırı büyük bir şey yani, böyle bir şeye hiç gerek yok. Neyse, kapatalım. Ayrıca arkadaşlar bugün şey videosu da gelebilir, Rant Simulator videosu da gelebilir. Onu da kanalı takip edersiniz. Büyük bir ihtimalle gelir diye düşünüyorum yani, zaman bulabilirsem, eğer yüklemeye fırsat bulabilirsem gelecek diye düşünüyorum. Bakın gördüğünüz gibi suları depolamaya başlamış. Şu an 5,5 ton içerisinde su var hepsinin. 14 tanesinin de 5,5 ton su var. 180 litre depolanıyor diyor. Biz bunları depolamayacaktık. Biz bunları direkt satacaktık. Bak, onu unutmuşuz. Satılıyor yapalım. Satılıyor. Satılıyor. Şimdi otomatik loot yapan şeyimiz olmadığı için, aracımız olmadığı için bir tık sıkıntı yaşayacağız. Bu tür konularda, hani palet yükleme konusunda. Yani bu şey artık insan rahata da alışınca, ben alıştım yani bu şeye. Otomatik loot yapan o remorka alışmıştım. Çok da güzel şey yapıyordu. Çok da güzel topluyordu. Hiç uğraşmıyordum ben. Ama şimdi ne yapacağımı bilmiyorum yani. O yüzden paletle falan hiç uğraşacak durumda değilim şu an. Ha,
Haziran ayına geldiğimizde artı 6000 euroyu gördük. 14 tane seradan. Şöyle bir gideyim oraya abi. Bu işte bir terslik var yani. Seralarda bu kadar gelirin düşürülmemesi lazım ya. Bende mi bir yanlışlık var? Fiyatlar mı çok düşük abi? Anlamadım ki. Evet, fiyatlar da biraz düşük ama zaten otomatik satıyor. Allah Allah. Şuradan bir de indirimde olan ürünlere bakalım ne var ne yok. Bu ne? Yeni gelmiş galiba. Böyle bir şey bir daha önce görmedim yani. Ne işe yarıyormuş bu? Çim içme makine ne? Çim kiseli. Çim içme makinesiymiş. Oyuna yeni ekipmanlar falan da gelmiş. Bu seralardan ürettiğiniz hani paletler yerin dibine falan giriyordu ya. Bayağı bir sıkıntı yaşamıştık bu konuda. Onlar da düzeltilmiş diye biliyorum arkadaşlar. Yine onu bakarız. Bakın mesela şunu kaldırmak istiyorum ama nesne çok ağır diyor. Yine kaldıramıyoruz. Yani. Kalkmıyor. Güzel, bayağı da bir seramız oldu ya. Ben burayı niye boyamadım? Hiç demiyorsunuz arkadaşlar. Şurayı bir boyayalım biz. Çok kötü durmaya başlamış. Bunu hemen olayı düzeltelim biz de. Şöyle birazcık büyüt. Tamamdır. Galiba şu yeşillikten itibaren alacak. Tamam, şuralarda boyayalım şöyle. Şuradaki çizgiye kadar boyayalım. Aslında biraz daha bir devam etsek yani seradan. Şu an tam emin olamadım. Birazcık paranın da içinden geçtik. Ama yani bu paletlerin düzeltilmesi lazım ya. Şu an sularını doldurmuş. Bakın 16.000 litre su var diyor. Hepsinde mi aynı acaba? Ona bir bakayım. Aynen, hepsinde aynı. 16.000 litre su vermiş. Aslında bizim bunlardan hani mesela şu ana kadar 3 ay ilerledim ben. 3 ayda mesela bizim dünya gelir elde etmemiz lazımdı. Şu an hiç beklediğim gibi bir gelir söz konusu bile değil yani. Onu söyleyeyim. Bir zaman ileri alalım. Belki güzel bir gelir elde edersek seradan bir tane daha kurarız. Yani o şekilde gideriz. Hayvanlarımızda gelişme var mı? 4 ton bunların da besinleri kalmış. Hala bunların şeylerinde üreme yok diye biliyorum. Çoğalma %80 az kalmış. Bakın gördüğünüz gibi yapağlar da çıkmaya başlamış ama şimdi yapağı çıkarmak bir işimize yaramayacak ki yani. Yapağdan gelir elde etmek için sizin kıyafet veya terzi dükkanı açmanız lazım yani, başka türlü yok yani. Bakın gördüğünüz gibi şu bazı yerlerde de sıkışma devam ediyor. Şimdi 4500 euro. Demek ki halen daha bu seralarda adam akıllı bir gelir yok. Yani bilmiyorum, 14 tane sera diktik. Herhangi bir gelir gelmiyorsa bunu bir sorgulamak lazım. Yani. Şöyle biraz daha kredi çekip arkadaşlar ben biraz daha sera devam edeceğim oraya. Şöyle krediden ver bakalım bize biraz daha kredi. İnşaat diyelim, üretim, seralar, tamam. Şöyle çevir babacım bunu da. Biz de çevirelim. Evet. Şuraya kuralım. Buraya kur. Bir tık daha kredi çekeyim arkadaşlar. Bunu da bir tane daha yerleştirelim de orası da düzenli olsun. Şuraya yani. Şurayı da boyayalım bir.
Tamamdır. Şimdi bunlara da bir üretim talimatı verelim arkadaşlar. Bakın yine bayağı bir şeyimiz var. Depolanıyor, satılıyor. Tamam. Gördüğünüz gibi bütün seraların şu anda şeyini gerçekleştirdik. Satış ve üretim işlemlerini gerçekleştirdik. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21 adet şu an seramız bulunuyor. Zamanı bir ileri alalım bakalım. Biz bu seralardan toplam ne kadar gelir elde edeceğiz. Şimdi arkadaşlar 21 serayla ayı bir tık ileri aldım. Temmuz'dan Ağustos'u yaptım. Yani Temmuz ayındaki satışları gerçekleştirdik. Yani otomatik olarak gerçekleştirdi daha doğrusu. Şimdi Temmuz ayında bakın 21 serada 20.000 euro elde etmişiz. Şu an Ağustos ayının da ortasında olduğumuz için bize şu an şu ana kadar da 7.900 euro satış yapmış. Şöyle isterseniz sizle birlikte zamanı bir tık daha ileri alalım. Evet 28.000 euroya ulaştık Eylül ayına geldiğimizde. Şimdi burada kaç bin euro bir satış yapmışız ona bakmak istiyorum. Ağustos ayında 23.000 euro diyor. Yani 23.000 euro değil burası be. Acaba bunun fiyatlarla bir alakası var mı? Marulun fiyatı şu an acayip düşüşte. Şu an mesela buğdayın ekim sezonundayız. Tarlaları bizim ekip sürmemiz lazım. Yoksa arkadaşlar biz gidiyoruz tavuklara bu sefer yem satın alıyoruz. 1 ton yem 1500 euro. Yani 8 tane şey 8 ton aldığı için bir tane çiftlik 32 ton satın almamız lazım 4 tane çiftlik için. 32 tonda yaklaşık bir ufak kerat hesaplamasıyla 48.000 euro bir para yapıyor. Bilmiyorum. Şimdi pasif gelir demişken bir de şurada geçen de bir şeyler gördüm abi. Ben bu tarafa hiç bakmamışım bile. Üretim kısmında bakın jeneratörler falan var. Aylık olarak 13.000 euro getirisi var. Şunu. Bunun da arkadaşlar aylık olarak 67.000 euro getirisi var. 750.000 euroya kuruluyor. Bunun da 984 euro falan yani. 93.000 euroya bunun 8.928 euro getirisi var. Yani şunlardan bir iki tık kurmak istiyorum aslında biliyor musunuz? Şöyle şeylerin yanına şuralara tık 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 4-5 tane. 4-5 tane mi? 90.000 euro. 2 tane kursak 16.000 euro getirisi var ayda. Bu da gayet iyi olabilir aslında. Şuradan bir indirimde olan bir ürün var mı ona bir bakayım ya bu arada. Abi bu taş ne? Sen ciddi olamazsın. Benim bu tarladaki taşı toplamam lazım. Onu da taş toplayıcılar. Ne kadara kiralıyorsun biraderim? Kirala 2000 euroya. 2000 euro bir şey değil. Kiralanır. Bu iş yapılır. Şimdi bu tarlayı ben süreceğim. Daha sonra taşını toplayacağım. Ekeceğim. Sarılması gerekiyor diye bakın. Sarılması gerekiyor diyor. O ibare ne demek onu öğreneceğim falan filan. Bayağı bir işim var yani. Çok da büyük bir alana götürmüyor aslında. Ben bunu işçiye verebiliyor muyum? Yani işçi kendisi otomatik yapıyor mu bu işi? Alan da küçükmüş ya. Biraz daha büyük olan yok muymuş bunun en fazla? İndir diyeceğiz galiba. Aynen Rızalı. Topla bakalım. Taşları topladıktan sonra galiba bir yere satabiliyoruz. Çünkü taş fiyatları falan da yazıyor yani. Fiyat dalgalanmalar kısmında. Şunu bir otomatik şeye vereyim. Bakayım göstereceğim şimdi size. Aa taşlar. Fiyatı ne? 96 euro abi. Bunu bile satabiliyoruz yani oyunda. Ama yerde çok fazla taş var. Ben size söyleyeyim. Bu bayağı bir çalışır yani. Her neyse. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi güncelleme ile alakalı herhangi bir gelişme veya öğrendiğim yeni bir şey olursa ben de size yeni videoda anlatacağım bunları. Şimdi benim burada bayağı bir işim var.
kendim burada bunları halledeceğim şimdi arkadaşlar. Siz burada sıkılmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.